Merhaba arkadaşlar, Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz dersimize. Önceki derste ders kitabı sayfa 170'i ödev vermiştik. Öncelikle ödevlerimizi bir kontrol edelim. Daha sonra da çalışma kitabından Bayram ve Barış adlı metnimizi okuyacağız. Sonra da sorularını cevaplayacağız. Şimdi herkes ders kitabı sayfa 170'i açsın. Öncelikle ödevimizi bir kontrol edelim beraber, hatalarımızı görelim. Evet, sayfa 170'te neler yapıyorlar? 6. kısım, tamamlama kısmını yapacağız bugün. Resimlere baktığımız zaman insanlar tatillerde farklı yerlere gidiyorlar ve farklı etkinlikler yapıyorlar. Yani bazısı deniz kenarında yürüyor, bazısı bu şekilde denize giriyor. Bazıları dağlara tırmanıyorlar. Yani dağcılar dağlara tırmanıyorlar. Bazı turistler de tarihi yerleri geziyorlar. Evet arkadaşlar, bu kısmı ödev vermiştik demiştim. Şimdi kontrol edelim beraber cevaplarımıza bakalım. Birinci resimde Çetin'in ailesi deniz kenarında yürüyor. Evet, Çetin ve ailesi deniz kenarında yürüyor. İkinci örneğimize bakalım. İkinci resmimizde deniz var ve insanlar denizin içerisinde yüzüyorlar. Tatillerde bazı insanlar denize gitmeyi tercih eder. Denizde güneşlenmeyi, yüzmeyi isterler. Ekranda gördüğünüz ikinci resimde ise insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar denizde yüzüyor. Evet arkadaşlar, ikinci resmimizin cevabı bu olacak. İnsanlar denizde yüzüyor. Evet, üçüncü resmimize bakalım. Üçüncü resimde gördüğünüz gibi dağ var ve karlarla kaplı. Dağların üzerindeki gördüğünüz kişilere biz dağcılar diyoruz. Yani dağcılar dağlara tırmanmayı severler. Bazı insanlar, bazı dağcılar tatillerinde dağ tırmanmayı isterler. Biz de burada cevap olarak ne diyeceğiz? Dağcılar tırmanıyor. Evet, yani dağa çıkıyorlar beraber. Dördüncü örneğimize bakalım. Dördüncü örnekte gördüğünüz gibi tarihi bir yer var. Antik bir yer ve turistler buraya gelmişler ve bu tarihi yeri, antik yeri geziyorlar. Yani biz ne diyeceğiz burada? Turistler ne yapıyor? Turistler geziyorlar. Evet arkadaşlar, az önce de dediğim gibi insanlar tatilde farklı etkinlikler yapar. Burada da dört tane örneği gördük. Tarihi yerlere gidip tarihi yerleri gezebilirler. Dağcılar dağ tırmanmayı sevdikleri için dağa çıkarlar tatillerde, dağa gitmeyi tercih ederler. Bazı insanlar denizde yüzerler, bazıları da deniz kenarında yani deniz kenarında yüzmeyi tercih ederler. Evet arkadaşlar, ödevimiz buydu ve soruları cevaplamış, yani boşlukları tamamlamış olduk. Şimdilik çalışma kitabımıza geçelim. Çalışma kitabı sayfa 98'i açıyoruz arkadaşlar. Evet, hazırsak başlayalım. Sayfa 98'de Bayram ve Barış isminde diyalog halinde oluşmuş bir metnimiz var. Bunu okuyacağız. Daha sonra da soruları cevaplayacağız beraber. Burada Ahmet ve Elif adında iki arkadaş var. Bu iki arkadaşın diyaloğunu okuyacağız. Evet, hazırsak başlayalım. Merhaba Elif. Sana kırgınım Ahmet. Bana çok kırıcı şeyler söyledin. Özür dilerim. Bugün bayram. Bayramda küsler barışıyor. Beni affedecek misin? Seni affediyorum ama bir şartım var. Bundan sonra bana kırıcı şeyler söylemeyeceksin. Tamam, söz veriyorum. Ben Fatma Nine'yi ziyarete gidiyorum.
elini öpeceğim ve bayramlaşacağım. Fatma nene yalnız yaşıyor. Hiç akrabası yok. Ben de ona gidiyorum. Birlikte bayramlaşalım. Tamam, Fatma nene çok sevinecek. Ben sana bir hediye aldım. Merak ettim, ne aldın? Annem, Elif'e bir hediye al. Onunla barış. Bayramda hediyeleşmek çok güzeldir dedi. Ben de sana bir paket çikolata aldım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Haydi Fatma nene'ye gidelim. Evet arkadaşlar, metnimizi okuduk. Şimdilik başa dönüp ne demek istemiş bu metinde bir açıklayalım. Evet, Ahmet öncelikle Elif'e merhaba diyor. Elif de ona diyor ki, sana kırgınım Ahmet. Bana çok kırıcı şeyler söyledin. Yani Ahmet Elif'i üzecek sözler söylemiş ve Elif'i kırmış. Bu yüzden Elif Ahmet'e küsmüş. Daha sonrasında Ahmet diyor ki, özür dilerim, bugün bayram. Bayramda küsler barışıyor, beni affedecek misin? Yani bayramda küs olan insanlar barışır. Ahmet de Elif'e diyor ki, biz de küsmeyelim birbirimize, biz de barışalım diyor. Daha sonrasında Elif, Ahmet'e seni affederim, seninle barışırım. Fakat bir şartım var diyor. Bu şartı da şudur arkadaşlar. Bundan sonra bana kırıcı şeyler söylemeyeceksin. Yani beni üzecek şeyler söylemeyeceksin diyor. Şartımız bu. Bunun üzerine de Ahmet söz veriyor. Yani artık Elif'i üzecek, onu kıracak şeyler söylemeyeceğine dair söz veriyor. Daha sonrasında Elif Fatma nene'yi ziyarete gideceğini, elini öpeceğini ve bayramlaşacağını söylüyor Ahmet'e. Bayramlarda biz büyüklerimizin ellerini öperiz, onlarla bayramlaşırız, hayırlı bayramlar deriz ve onlar da bize şeker ya da çikolata ikram eder. Evet, Fatma nene yalnız yaşıyor. Hiç akrabası yok. Ben de ona gidiyorum. Birlikte bayramlaşalım. Evet, Ahmet de Fatma nene'ye gideceğini söylüyor Elif'e ve birlikte gitmeye karar veriyorlar. Fakat Fatma nene dediğimiz kişi yalnız, yani tek başına yaşayan, hiç akrabası olmayan birisi. Bu yüzden de Ahmet ve Elif birlikte Fatma nene'yi ziyarete gidiyorlar, bayramlaşmaya gidiyorlar. Evet, daha sonrasında Elif diyor ki, Fatma nene buna çok sevinecek. Yani onunla bayramlaşmaya geldiğimiz için çok sevinecek, çok mutlu olacak demek istiyor. Daha sonrasında Ahmet, Elif'e sana bir hediye aldım diyor. Yani Elif'e kırıcı sözler söylediği için ve onu üzdüğü için, bir de bayram olduğu için Elif'e bir hediye aldığını söylüyor. Elif de merak ettiğini ve ne aldığını soruyor. Bakalım Ahmet Elif'e ne hediye almış? Ahmet diyor ki, annem Elif'e bir hediye al, onunla barış. Bayramda hediyeleşmek çok güzeldir dedi. Ben de sana bir paket çikolata aldım diyor. Yani burada okuduğumuza göre biz ne anlıyoruz? Ahmet Elif'e bir hediye almış. Yani hediye almasını annesi söylemiş. Ve demiş ki annesi, bayramda hediyeleşmek, yani birbirimize hediye alıp vermek çok güzel bir şeydir. Sen de Elif'e bir hediye al demiş. Ahmet de Elif'e bir paket çikolata almış hediye olarak. Daha sonrasında Elif diyor ki, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Yani hediyeyi aldığı için çok mutlu olmuş ve Ahmet'e teşekkür ediyor. Daha sonrasında Ahmet de buna karşılık olarak diyor ki, rica ederim. Yani teşekkür ediyorsa birisi, biz de ona karşılık rica ederim diyoruz. Ahmet de aynı şekilde rica ederim demiş. Daha sonrasında
Elif diyor ki haydi Fatma Nene'ye gidelim. Yani artık Fatma Nene'ye gidelim ve onunla bayramlaşalım diyor. Evet arkadaşlar, diyalogumuz bu şekildeydi. Şimdilik diyalogumuzun altında 4 tane sorumuz var bu metinle ilgili. Şimdi bu soruları okuyacağız ve cevaplayacağız. Birinci soru. Elif, Ahmet'e niçin küsmüş? Evet, metnin en başında da söylemiştik zaten. Elif, Ahmet'e niçin küsüyordu? Ahmet'in Elif'e kırıcı sözler söylemesinden dolayı Elif, Ahmet'e küsüyordu. Evet, hemen metinde de bakalım. Ne diyordu Elif? Sana kırgınım Ahmet. Bana çok kırıcı şeyler söyledi. Evet arkadaşlar, benim dediğim gibi cevabımızı yazalım hemen. Elif, Ahmet'e kendisine kırıcı sözler söylediği için küsmüş. Evet, kendisine kırıcı sözler söylediği için küsmüş. Evet arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Elif nereye gidiyor? Evet, yukarıda da demiştik ki Ahmet ve Elif kavga etmişlerdi. Daha sonra barışmışlardı ve bir yere gideceklerdi bayram olduğu için. Evet, nereye gideceklerdi Elif ve Ahmet? Hemen bakalım. Elif diyordur ki ben Fatma Nene'yi ziyarete gidiyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Elini öpeceğim ve bayramlaşacağım. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Fatma'nın nereye gittiğini anlıyoruz. Özür dilerim. Elif'in nereye gittiğini anlıyoruz. Fatma Nene'yi ziyarete gittiğini anlıyoruz. Yani cevabımız ne olacak? Elif, Fatma Nene'yi ziyarete gidiyor. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzu da yaptık. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Ahmet Elif'e ne aldı? Evet, hatırlarsanız yukarıda demiştik ki Ahmet'in annesi Ahmet'e diyor ki Elif'e bir hediye al. Bayramda hediyeleşmek çok güzel bir şeydir diyordu ve Ahmet de Elif'e bir hediye alıyordu. Evet, neydi bu hediye? Hatırlayanınız var mı? Evet, hemen dönelim bakalım. Annem, Elif'e bir hediye al, onunla barış. Bayramda hediyeleşmek çok güzeldir dedi. Ben de sana bir paket çikolata aldım. Evet arkadaşlar, cevabımız burada. Ne diyor? Ben de sana bir paket çikolata aldım. Yani Ahmet, Elif'e bir paket çikolata aldı. Evet, yazıyoruz cevabımızı. Ahmet, Elif'e bir paket çikolata aldı. Evet arkadaşlar, cevabımızı da yazdık. Dördüncü soruya gelelim. Evet, Fatma Nine nasıl birisi? Evet, hatırlarsanız Ahmet ve Elif bayram olduğu için Fatma Nene'yi ziyarete gidiyorlardı. Yani bayramlaşmaya gidiyorlardı. Fakat Fatma Nine nasıl birisiydi? Hemen metne dönüp bakıyoruz. Evet, Ahmet diyor ki Fatma Nine yalnız yaşıyor. Hiç akrabası yok. Ben de ona gidiyorum. Birlikte bayramlaşalım. Evet, yani buradan anladığımız şudur arkadaşlar. Fatma Nine yalnız yaşayan ve hiç akrabası olmayan birisidir. Evet, yazalım cevabımızı. Fatma Nine yalnız yaşayan ve hiç akrabası olmayan birisidir. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuzun da cevabını
yazdık. Evet, burada gördüğünüz gibi Ahmet ve Elif bayramlarda büyüklerini, yani Fatma Nene'yi ziyarete gidiyorlar. Biz de bayramlarda büyüklerimize, işte anneannemize, babaannemize, dedemize bayramlaşmaya gideriz, ellerini öperiz. Onlar da bize şeker, çikolata ikram ederler. Evet arkadaşlar, bu metnimizin sorularını cevapladık. Şimdi sayfa 99'a geçiyoruz. Sayfa 99, 14. kısım, cevaplayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi dan önce ve dan sonra konusunu anlatmış. Neydi dan önce ve dan sonra? Hatırlayanınız var mı? Evet, kısaca ben size anlatayım arkadaşlar. Dan önce ve dan sonra bir işin önce ve sonra yapılışını bize ifade eder. Yani ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki haftaya sınavınız var. Siz sınava çalışmanız lazım ve sınavdan yüksek almanız gerekiyor. Ama sınava girmeden önce biz ne yapıyoruz? Ders çalışıyoruz. Yani ben diyorum ki sınavdan önce ders çalışıyorum. Yani önce ders çalışmam gerekiyor, daha sonra sınava girmem gerekiyor. Yani biz burada bunu işliyoruz. Şimdi niçin dan önce, dan sonra ya da tan önce, tan sonra şeklinde yazıyoruz? Bunu açıklayalım arkadaşlar. Eğer bizim fiil ismimizin içinde A, I, O, U yani kalın harfler varsa biz dan önce ya da dan sonra kullanıyoruz. Ya da tan önce, tan sonra. Fakat ismimizin içinde E, I, Ö, Ü yani ince harf varsa den önce, den sonra ya da ten önce, ten sonra şeklinde kullanıyoruz. Şimdi ben burada dedim ki ten önce, ten sonra ya da tan önce, tan sonra. Niçin birisinde dan kullanıyoruz, birisinde tan şeklinde kullanıyoruz? Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Eğer ismimiz fıstıkçı Şahap ile bitiyorsa biz tan önce, tan sonra ya da ten önce, ten sonra şeklinde kullanıyoruz. Yani ne demek oluyor bu? İsmin son harfi fıstıkçı Şahap, yani şuradaki yazdığım harflerden birisiyle bitiyorsa biz bu durumda tan, ten kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burada 5 tane cümlemiz var. Bizden ne istenmiş burada? Boşluklara dan önce, dan sonra ya da tan önce, tan sonra hangisi gelecek onu yazmamızı istemiş. Bakalım. Ben spordan sonra duş alıyorum. Evet, şimdi spordan sonra duş alıyorum. Biz burada iki duruma bakıyoruz. Birincisi spor yapmak, ikincisi duş almak. Biz ne zaman duş alırız? Sporumuzu yaparız, ondan sonra duş alırız. Yani sonra kavramını kullanmamız gerekiyor. Spor kelimesinde bakın O harfi kalın harf olduğu için ben ne diyeceğim? Dan kullanmam gerekiyor burada. O yüzden dan kullanmış. Ben spordan sonra duş alıyorum. İkinci cümlemiz kahvaltı nokta 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 dişlerimizi fırçalıyoruz. Evet, şimdi dişlerimizi fırçalıyoruz. Ne zaman? Kahvaltı öncesi mi yoksa sonrası mı? Evet, biz sonrasında dişlerimizi fırçalarız. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Kahvaltıdan sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü cümlemize bakalım. Yemek nokta 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 ellerimi yıkıyorum. Bir yemek yemek, ikincisi de ellerimizi yıkamak. İki durum var. Peki ben ellerimi yemek öncesinde mi yıkıyorum yoksa yemek sonrasında mı yıkıyorum? Burada her ikisini de kullanabiliriz. Her ikisi de doğru olur. Yani hem önce hem sonra ikisi de doğru olur. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın yemek kelimesinin son harfi K harfi ile bitmiş. Yani ben şurada ne dedim? Fıstıkçı Şahap ile bitiyorsa. O yüzden ben burada yatan kullanacağım, yatan kullanacağım. Fakat ismimin içinde E yani ince harfle bittiği için ten şeklinde kullanmam gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Yemekten
önce ya da yemekten sonra. Evet, yemekten önce ya da yemekten sonra ellerimi yıkıyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü cümlemizi de yaptık. Dördüncü cümlemize geçelim. Sınav nokta 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 ders çalışıyorum. Az önce örneğini vermiştik zaten. Dersi biz ne zaman çalışırız? Sınav öncesinde çalışırız. Yani ne diyeceğiz burada? Sınavdan önce ders çalışıyorum. Yani sınavdan sonra ders çalışsak da bu sınav için olumlu bir şey olmayacaktır. Evet arkadaşlar, son cümlemize bakalım. Okul nokta 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 anneanneme uğruyorum. Yani anneanneme gidiyorum. Biz okula sabah gittiğimiz için anneannemize ne zaman gideriz? Okuldan sonra gitmemiz gerekir. Yani biz burada sonra kavramını kullanacağız. Okul isminin içinde de U harfi kalın olduğu için dan şeklinde kullanmamız gerekecek. Yani ne diyeceğiz? Okuldan sonra anneanneme uğruyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde cümlelerimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.